çiçekli göter. Dalda kızıl ot biter, içinde kekli göter. Eşkıyadan da beter, uslan be Halil İbrahim, uslan be Halil.
Evet dostlar, bugün zorlu bir av oldu. Şimdi eve dönüyorum. Baya yani evden 9.30 gibi çıktım şu an. İkindiye 50 dakika falan var. Baya yani 6 saattir falan şeydeyim, avdayım. Şöyle söyleyeyim. Ava ilk başta güvercine çıktım ben. Bayağı dağlara mağlara çıktım. Güvercin yoktu bugün. Bu aralar yok zaten. Bu sene hiç yok. Sadece bir sürü gördüm. İşte güvercin olmadığını sezmiştim zaten. Bugün yağmurluydu. Yağmur yağıyor şu anda. İşte kar yağarsa falan bence güvercin vuracağını. Bugün işte güvercine çıktım, bir buçuk saat kadar bekledim, hiç gelen giden olmadı. Ben de daha yolundan bir yol buldum, aşağı indim, dedim bakal vurayım. Bakala geldik, işte aşağı yağmur bastırdı, çok bakal vardı, çok kara tavuk vardı. Lakin ben aslında artık kara tavuğa gitmiyorum. Şöyle dedim, en yağlısını seçeyim, öyle vurayım. İşte bir sürü kara tavuk geldi gitti, bilmem ne güzel bir kara tavuk buldum. Tam güzel andı. Güzel de bir yağı vardı. Dışarıdan bile gözüküyordu. Ateş ettik, ağaçta kaldı. Ondan sonra tabii ağaçta kalan herhalde düşmeyecek. Tam çatala kafası sıkışmıştı çünkü. Ondan sonra az bir şey daha bekledim. Bir sürü kara tavuk geldi gitti. İşte fişek de harcamak istemiyorum tabi. Şeyimiz kısıtlı, dolduruyoruz ama malzeme bitiyor. Ondan sonra geldi gitti. Hiç vurmadım, atmadım. Bir sürü pozisyon yakaladık. Ondan sonra eve döneceğim, işte böyle yağmur bastırdı. Çok fena yağmur bastırdı. Hasta oldum zaten bir ay. Korktuğum için dedim eve döneyim, bakayım oraya doğru. Kara tavuğu bulduk. Evet Allah. Şimdi işte eve dönüyoruz. Akşamda gördüğünüz gibi hava güzel yani. Yağmurlu, soğuk. Soğuk havada da çulluk gelir. Akşam inşallah çulluğa bakacağız. Bu videodan sonra inşallah vurabilirsek, rast gelirse çulluk avına çıkacağız. Hepinize rast gelsin diyeyim.